Evet, bir kez daha karşınızdayız, bir kez daha buradayız. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Çakıcı. Aynı zamanda tabii ki Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler'in Genel Başkan. Genel Başkanı aynı zamanda. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Çakıcı. Merhabalar, selamlar. Şey derler böyle, Cem Yılmaz'a sizin sanatçı kişiliğinizle falan değil bugünkü programı, sizin siyasi kişiliğinizle değil bugünkü programımız. Elbette siyasette konuşuruz ama... Bu psikiyatri delirdik doktorum. Yani bütün Evet. mesele budur şu anda. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela Ersan Saner, ben insan olarak bu ülkede en çok sevdiğim 5 insan desen Ersan Bey'i severim. Mesela Ünal Üstel, Ali Pilli. Sevdiğimiz insanlar. Kardeşimiz, ağabeyimiz, canımız, ciğerimiz. Dün Ünal Bey bir açıklama yaptı. Tabii ben biraz da medyamızı suçlarım bu açıklamalarla ilgili olarak. Dedi ki gelen hafta iyi miktarda aşı gelebilir. Bu beni delirdir. İyi miktar ne kadardır? Bana göre iyi miktar 400 bindir. Ki 200 bin insana Bize yapsınlar. yapılsın. Evet. 3 bin gelirse Ünal Bey fittir. Diyecek ya 1000 de gelebilirdi. Bak şükür 3 bin. Sayın Başbakan sürekli şey açıklaması yapar. Ekonomi canlanıyor. Ya ekonomi canlanır mı ya en azından? Yapma baba bu açıklamayı ya. Yani Angela Merkel çıkar ve vatandaşına der ki başarısız olduk. Üçüncü dalga geldi. Kapanın eve de gebereceğiz. Evet. Gibi. Yani niye bize moral vermeye çalışırlar? Yani nedir anlatmaya çalıştıkları? Niçin? Yani yalan söylerler demiyorum. İyi niyetle yaptıklarından da eminim ama nereye gidecek bu şekilde yani? Aşımız yok, paramız yok. Devlet memurlarını ödedik diye övünen hükümetler var artık. Maliye Bakanı neredeyse şey yapar. Mevlid okudur okul şey yaptığında. Ödediğinde maaşları. Yani her şey berbattır ve vatandaş sosyal ilişkisini de kaybetmiş durumdadır tabii ki. Biraz önce gördüğünüz mesela beni de arkadaşım arar. Evet, gördüm. Yani tepki gösterirsen ama farkında değil birçok insan ki tedbir gereği de insanlar kapanır. Ben çünkü her gün sizin gibi en az 10 kişiyle karşılaşırım. Evet. Ve insanlarla temas kurmaya haliyle çekinirim. Evet. Eskisi gibi pub'a gitmiyor insanlar, bara gitmiyor insanlar, meyhaneye gitmiyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyoruz? Doktor bize teşhis koy lütfen. Yani Yani ne ilaç alalım doktor? Alkol alıyoruz affedersiniz. Yani ayran diyorum ben ona. vallahi ayran diyorsun. Ama yani o da çare değil, çözüm değil çünkü o da tehlikelidir. Ne yapalım? Ne alalım? Yani Yani ben mucize şeyler beklememek lazım. Yani evet. sen aslında bana sorarken Sedat İncirli olarak cevapları kendi içinde de bana söylüyorsun. Aslında Evet. çok zor değil. Ne söyledin bana şu anda baktığımda? Ya ben siyasetçinin bana öneri sunarken anlaşılır bir şekilde sunmasını istiyorum. O zaman bir sonuç çıkıyor ki şu anda siyasetçi şu anda anlaşılır bir şekilde konuşmuyor. Değil. Ben bunu teşhis edeceğim. Yani Yani ucuzlanacağım bütün malları dedi bu bize. saydığın isimlerin tümüne anlaşılır bir şekilde konuşmaları gerektiğini buradan söylemek lazım. Yani bu insanlar, haklısınız, çok net şeyler duymak istiyor. Çünkü o zaman da kendini güvende hissediyor. Evet. Diyor ki bir dürüst, gerçek, bana doğruları söyleyen, propaganda peşinde koşmayan siyasetçiler var. Adam da yapacağı budur, yapabileceği budur. Bunu söylüyor. Yani ben 5 bin aşı geçirdim. Ve 10 bin getirebiliyorum. 30 bin getirebiliyorum. Bilmek istiyorsunuz. Bu da çok hepimizin istediği bir şey. Yani mesela ekonomik öneri nedir bu ekonomik öneri? Bana ben saymaya kalsam size ben sayamıyorum şu anda. Yani ekonomi düzelecek diyor. Ne olacak diyorum yani sizin söylediğiniz gibi ne değişebilir? Tam tersine her şey çok kötü gidiyor. Devlet paraları ödeyemiyor. Ben başka bir şey söylüyorum. Şu anda Türkiye'den yardım alınmıştır. Bu yardımlar iç borcu ödemeye doğru mu gitmiştir? Yoksa yine bir ekonomik paketin imzalandı. Evet. O pakette de her ay, 2 ayda, 3 ayda bir neler yapıldığını Kıbrıs'ta söylenmesi gerekiyor. Bu mu söyleniyor?
Bunu gerçekten insanımız ekonomik önlemler nedir bilmek ister, bilmesi gerekir. Yani bilmesi, öğrenmesi gerekir. Bunu da somut bir şekilde ortaya koymak lazım. Bu olmayınca ne oluyor? Sizin konuşmanızda öfke var. Evet. Sizin konuşmanızda canınız da sıkılıyor. Anksiyete var, kaygı var. Kaygı var. Sizin konuşmanızda üzüntü de var ve hayal kırıklığı var. Yani depresif de belirtiler var. Siz bu duygularla psikiyatrik istersiniz. Hani evet. Konuşalım, öyle konuşalım. Göğsüm nasıl sıkışır yani? Sinirlenirim çünkü ve... Çünkü neden? Şey yaparım. Dışarıya artık. Vuramazsınız evet. Sıkıntınızı ve gerginliğinizi. Evet. Ki Allah'a yani şükür ben her gün yazarım ve bağır çağır konuşurum. Belki de yani. Yani belki de sizin ilacınız odur. Yazmasaydım öleceydim. Yandınız yani. Hani. Evet. Yani çünkü ya ben şu anda yani. Da arkadaş gelen bütün hastalarıma şey diyorum. Eskiden sosyal açılın, maça gidin, tiyatroya gidin, sinemaya gidin falan derken... Şimdi tam tersi diyoruz. Eve kapanmak bile psikiyatrik hastalık getiriyor şu anda. Evet. Şimdi ve ben öneri yaptığımda hastalarıma şey diyorum. Evde kendinize bir meşguliyet bulmanız lazım. Ya siyasetle mi uğraşırsınız, ya gazeteciyseniz gazeteyle mi uğraşırsınız, kitap mı okursunuz, sinema mı seyredersiniz ve hep kendimden de örnek gösteririm. Ben de çok yoğun biriyim. Ama iyi bir sinema severim diyorum. Evet. Eve gidince sinema birkaç tane film izlemek beni rahatlatır diyorum. Herkes kendi evinde aslında kendi madem kapanacak ve kapalı kalıyoruz bir sosyal izole iken kendi formülümüzü, kendi ilacımızı aslında kafamızı sıkıntılardan başka biz buna kognitif bir değişim diyoruz. Biz evet. Bilişsel bir değişim yani bir yerden alıp beynimizi başka bir yere yönlendirmemiz gerekir. Eğer bunu evde yapamazsak ve bütün gün bütün gece hep olumsuz şeyleri de bulabiliriz ki Kıbrıs'ta çoktur bu şu anda. Mesela bugün duyduk %15 elektriğe zam gelecek. Uf. Ekonomik tedbir deriz. Ne olduğunu bu ekonomik tedbirini anlamayız. Aşı programı mıdır değil midir? Yeterince aşımız gelecek mi gelecek mi? Bu hükümet sallanır mı sallanmaz mı? Gidecek mi kalacak mı? Bugün soruyorum size, Yüksek Mahkeme Başkanı çıktı, seçim yasası değişmesi gerekir dedi. Bu seçim yasasıyla gidilemez bu seçime dedi. Herkes bilir bunun böyle olduğunu ama ben tek bir açıklama da duymadım bununla ilgili. Yani içinden cımbızla çekeceğiniz olumsuz olarak çok şey var. Evet. Ama sizin söylediğinizdir doğru olan. Çok net siyasetçi konuşması lazım. Çok net önerileri olması lazım. Adil olması lazım evet. Ve cesur olması ve lazım. Ve dürüst yani. Dürüstlüğü zaten yani söylemeye ihtiyacı hayır. Hissetmiyorum. Yani neden? Çünkü dürüstlük zaten olmalı. Evet. Yani dürüst olursunuz da evet. Cesur olmazsınız. Hayır. Yani becerikli olmazsınız, yetenekli olmazsınız. Siz düşünün yani. Sağlık Bakanısınız. Yani evet. Şöyle bir açıklama sizi rahatsız mı eder? Yani kardeşim. Biz aşı alacak bir durumda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi pozisyonu bellidir. Kimden isteyelim? Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, ABD'den? Tabii. Nerede? Elimizden geldiğince belki İngilizlere sorarız. Ama evet. Türkiye verirse evet. Aşılanacak. Evet, doğru. Vermezse kendileri bilir. Ne yapalım? Evet. Yani bu rahatsız mı eder şimdi sizi? Şimdi rahatsız evet. Etmez tabii. Yani bu dürüst olmanın evet. Gereğidir. Yani bu ama siyasetçi şu andaki geleneksel siyasetçi diyorum. Evet. Gelenekselleri de ayırmak lazım. Geleneksel siyasetçi hep iyi şeyler söylemeli ya. Biri ona diyor ki şu anda sakın ekonominin kötü olduğunu söyleme. Ekonominin düzeleceğini söyle ki morali düzelsin halkın gibi bir şeyle söylüyor. Ama o zaman aptal yerine vursunuz halkı. Halkı evet. Bir kısmımız öyle koyuyor. Yani adam arar bizi günde sen söyledin ben söylemedim ama doğru cümledir kullandığın. Ben de bir dürüst olmak gerekirse ben de yani insanlara hakaret etmekten kaçındığım için benim kibarlığımdandır o yani evet. Şeyden değil cesur olmak gerektiğinde cesur oluyorum ama kibarlığımı da kimsenin bozmasını istemem. Bir kısım siyasetçi bu halkı aptal yerine koyuyor yani ve oylarını çalabileceğini düşünüyor oylarını kandırarak alabileceğini düşünüyor. Ve bu düzenin böyle onları kandırarak devam edebileceğini düşünüyor ve aptal yerine koyuyor. Şimdi o yüzden sizin söylediğinizi bence ben de çok ciddiye alıyorum. Yani doğru olduğunu da söylüyorum. Çünkü ben de bir vatandaş olarak
Bunu duymak isterim. Siyasetçi net konuşmalı, net öneriler olmalı, korkmamalı. Siyasetçi bugün iş adamından korkuyor. Büyük zenginlerin bazılarından korkuyor. Müteahhitten korkuyor. Müteahhitten korkuyor. Sağlık çalışanından korkar. Herkesten korkarlar. Yani bir sıkıntı var o zaman. Evet. O zaman sizin yani durumu sistem idare etmek için mi buradasınız? Yoksa ben sizin bazen şey diyorum. Ya diyorum tanınmamış bir ülke. Burada bakan olsan, milletvekili olsan ne olacak ki? Sen sağlam ol, dürüst ol, yapabileceğin kadarını yap ve en azından yaptığın bir şey de görülsün. Senden sonrası da başka bir tuğla koyacak. Evet. Yani biz her şeyi değiştirmeyeceğiz ama değişebilir değil mi? Bu ülke istenildiğinde değişebilir. Yani bence çok rahat değişir. Çünkü nüfus çok azdır. Çok kolaydır. Hatta biz doğrudan demokrasiye bile geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Seçmen olan herkesi telefonla oy kullanmaya çağırabilirsiniz. Yani bu konuda nedir görüşünüz diye sistemler vardır artık Türkiye'de, dünyada satılır, yapılır. Çok basit bir şekilde herkes kayıtlı bilgisayarıyla, telefonuyla bir kişi girer kod numarasını, girer password'ünü ve görüşünü de belirtir istersen. Anayasayı değiştireceksen yarın sabah bedava halk oylaması yapan istersen. Evet. Ama bizde bunun için e-devleti biz 15 senedir yapamadık. E-devletimiz yoktur. Garip değil mi ya? Bütün dünya ve bir şey daha söyleyeyim size. Çok büyük bir Arap devletini, Körfez devletinin e-devletini bir Kıbrıslı Türk genci yaptı. Başka bir ayıp yok mu Serhat kardeşim? Yani bunu açık söyleyelim. Kaç tane üniversite var ya burada? Yani şu anda 30 tane üniversite. 30 tane üniversite. Bak yani başka bir açıdan bak. Evet. Metrekare başına düşen doçent ve profesör sayısı dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok yok. Evet. Metrekare başına düşen üniversite sayısı dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve siz e-devlete geçemediniz. Hani ben vallahi konuştuğumda utanırım. Yani bu kadar çok üniversite, bu kadar çok bilim ve kendi e-devlete gelememiş şeyler. Ya geçen gün bir açıklama yapar Sağlık Bakanlığı. Dedi ki aşıları dedi şeye geçtik. Nedir adı? İnternete geçtik. Yani sisteme geçtik. Yani çok daha önce nasıldı ki? Evet. Ya kağıt kalem ile mi yapıyorduk ben, bunu? Ben... Yani şu ana kadar yemin ediyorum aklımın ucundan geçmediydi basın toplantısı dinleyene kadar. Ben zannederim siz yani yazılım şirketi hiç mi bu ülkede yoktu? Bir adamın aklına yazılım şirketinin birine başvurup bir yazılımcı hani çok doğal iş bunu basın toplantısında bile söylemeseydiniz. Ha duyuru olarak söylerseniz dersiniz ya biz yazılımcı olarak geçtik. Bu bir mucize değil ki. Biz bu sisteme geçtik. Siz de buradan öğrenin ha. Buraya başvurunuzu buraya yapın ben ha. Ben 16 kaç senedir 2008'de geldim İngiltere'den. 12 senedir 13 senedir iki kere mahalle doktoruyla gittiğimde arada konuştum. Evet. Geçenlerde telefonla mahalle doktorumu aradım rastgele deneyim diye. Ve bir şey sordum. Bir dakika dedi, girdi sisteme baktı ve ilacın adını söyledi bana doktor. Tabii. Ve teşekkür etti bana aradığım için. Sisteminde var çünkü. Yani ben soruyor da işte birkaç tane internet gazetesi var, Facebook gazetesi var. Her gün bize söver sayar. Açıkla kaç pasaportun var der da ben daha yoksa biz açıklayacak diye beni şey yaparlar der. Ben her gün burada derim benim iki tane pasaportum var. İstese yüz tane kardeşim. Hayır bir Kıbrıs Cumhuriyeti bir İngiliz saklamam ya ben öyle bir şeyi. Kimden niye saklayayım ki ama. İngiliz pasaportumu KKTC'den, internetten, online alabilirim senelerdir. Yenileyebilirim. Online öderim, yaparım. KKTC şeyimi, ehliyetimi yapamam. KKTC kimliğimi yapamam. Buradan yapamam. Yani biz buradayık yapamayız. Yani neçin? Neçin? Çünkü biraz önce sizin söylediğinizdir olay. Sistemi böyle kurduk. Şu anda bir yasalar var. Mesela Girne Hastanesi'ni, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Temmuz'da aldık. Daha ihalesini çıkamadık. Arada geldi Türkiye'ye, 45 günde bir hastane yaptı Lefkoşa'ya. Ben olsam yemin ederim bırakırım. Olmaz. Yani her maç 8-0 yenileceksek sen ne biçim antrenörsün ya? Tabii. Her maç 8 gol bu galeciyi oynadın ya? Gözü görmeyen galeci koruk kaleye. Gözleri görmez bu oynayacak derik. Evet.
Ve niye ihaleye çıkamayık bilir misiniz? Çünkü yasa emreder Mehmet Çakıcı'yla Serhat'ın lisansı var. Onlar çıkabilir. Evet. Ama Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma diye başka müteahhitler var. Tehdit ederler başbakanı. Tehdit ederler hükümeti. Evet. Ve hükümete derler ki sana gelen seçim para da vermeyi koy da vermeyi. Seni seçimde desteklemeyecek. Onlar da çabalar. Yasa değişikliği yapamazlar meclis çünkü olmaz. Katakulli okuyarak pislik yapsınlar diye uğraşırlar. Evet. Sistem bu. Bu biz artık delirdiyor. Bu pandemi de kapattı biz evet tam delirdik. Üstüne de bir sürü katakullik adamlar gelir sağda solda küfür ederler bilmeden etmeden tehdit ederler. Polis kımıldamaz bir şey yapmaz. Bunun için de yani ben Kaçar Kambağa bir ilaç adı söyleyin diyeceğim size açık açık. Şu ekranda ilaç adı söyleyemeyik. Otur'da yayın yasaklarımız var. Otur'da tamam oluyor. Reklam yasağı da giriyor anlamında. Herhalde reklam mıdır nedir? Tabii ilaç, ama ilaçlar öyle tabii. Evet. Yani çok ilginç bir ülke. Yani doğru. Oysa 30'larda 40'larda insanlar çok mutluydu ve çok kararlıydı. Sözünüzü sizsiniz konuk ama dedenizi isterim anladayım. Evet. Siz bu hikayeyi bilmezdiniz bir kere anlattıydım size. Öyle mi? Hangisi hatırlayamadım. Atatürk şuna öldüğü zaman Çamlıköy'de Ermeniler, Rumlar ve Türkler beraber yaşarlardı. Evet. Dedeniz meşhur Çakıcı Efe'ydi. Evet. 1938 evet. Ermeninin biri Atatürk öldüğü için Ermeninin biri dersek ayıp olur bir Ermeni kardeşimiz evet. Üst kahvede oynarmış. İlginç. Ve dedenizin çok ilginç bir tehdidi var. Çağırın gelsin demiş. Gelmem demiş Ermeni. O zaman demiş çıkarmış bıçağı koymuş. Ya bıçak demiş ya da demiş ben bunu demiş bilmem ne yaparım. Evet. Ve korkuttu çok fena Ermeni. Ermeni köyden kaçtı. İnsanlar daha rahatıdı. Daha mutluydu ve bir şey vardı insanlarda kendine güven. Şu anda var mıdır böyle insan ülkede? Yok. Yok. Herkes. Ben yine doğru yerden bakan, evet. Bu ülkede çok net olarak söylüyorum, bir tane liderlik olacak ve bu liderlik de cesur ve dürüst olacak ve bu ülkeyi düzeltecek. Evet. Burası küçük bir ülkedir. Sizin o dedemin öyküsünde de anlattığınız gibi, o dönemde insanlar net oldukları için ve belki de bazı cesur insanlara güvendikleri için daha güvende hissedebilirler kendilerini. Evet. Yani. Bizim bu şu anda kendini adayan bir yapı, kendini adayan siyasetçi yoktur, kahramanlarımız da yoktur. Evet, ne yazık ki. Ve böyle olunca da ezik büzük bir yapıyla ve dağınık bir yapıyla gidiyoruz. Evet. Ha, bu dağınıklığı da hep beraber yaratıyorsak Kıbrıs Türk halkı olarak evet, düzeltmek de hep beraber düşüyor. Bu pandemi... Ben çok net olarak sevgili Serhat Beyciğim, yani ben şöyle söyleyeyim, yani bir 4-5 tane cümle sıralamak isterim. Ben Mehmet Çakıcı olarak bir profesör oldum ve bir noktaya geldim. Bundan sonraki hayatımı da şöyle adıyorum ve insanların bunu da net olarak bilmesini istiyorum. Asla bundan da ödün vermeyeceğim. Başka bir hayalim de yoktur. Çünkü ben hastane de kurdum, okul da kurdum. Böyle surlar içindeki bir yoksul çocuktan, yurtta kalan ve kendini burada hastane kuran bir noktaya getirdim. Başka hiçbir beklentim yoktu. Bu ülkede ilk yapılması gereken işlerden biri polisin sivile bağlanmasıdır. Önce idaresizde olacak. Bir, ben kendimi adamış durumdayım buna. İki, vergi reformu olacak. Bu vergi reformunda oturacak bütün maskalık vergileri kaldırıp, KDV üzerinden belki de, bütün o adamın iki tane yüzme havuzlu evi varsa onun KDV'si başka ama sütün ekmeğin de sıfır olabileceği bir, yani düşükten yükseğe gelişen bir vergi sistemi doğrudan alacak. Üç, bu vergi reformu içerisinde büyük verilen ila nihaye vergi muafiyetleri 5 yılla hepsi sınırlandırılacak ki parası olsun bu devletin. Üç, tarım reformu olması lazımdır. Büyük çiftçi ile küçük çiftçinin ayrılıp, büyük çiftçi zengindir artık ve onlara yardımlar kesilmesi lazımdır. Bu birkaç tane aileye giden. Dört, bankalardaki bu faiz
tefeciliğe dönen faiz sistemi de yolu kesilmesi lazımdır. Şimdi bunun altında olanlar diğerler işte. Yeni bir ceza yasasına ihtiyacın var, yeni bir sicil affına ihtiyacın var, yeni bir şartlı taliye tüzüğüne ihtiyacın var, yeni bir e-devlet sistemine ihtiyacın var, genel sağlık sigorta. Bunlar da onun arkasından gelir. Çünkü önce idare, sonra para evet. lazım, sonra altındakileri yapacak güç lazım. Eğer bunların birini bile ben 20 yılda bir, bakın ben 20 yıldır siyaset yaparım. Bir tanesinin bile, bakın bu söylediğinin 20 yılda bir tanesinin bir hükümet tarafından yapıldığını görmedim. Bu büyük işler. Yok küçük işler var. Yok o yasacıydı, yok bu bilmem neydi, yok hükümet değiştiydi, yok o atandıydı, yok Sağlık Bakanı bu olduydu değil. Bu işlere ihtiyaç var. Güçlü bir başbakana, ben sizi biraz önce duydum böyle maskaralık şeyde, kimin iki pasportu varmış, öbürü isterse 100 pasportu olsun herkesin. Herkesin kendi yaşantısı, kendi varlıkları, kendi şeyleri o insanın özgürlüğüdür. Bu ülkede bir tehdit oluyorsa birine, bu ülkede sizin şikayet merciğiniz ve bununla ilgili de buna yaptırım uygulayan da bir başbakana bağlı bir polis olması lazımdır. Şimdi bunlar yapılmaz ise burası darmadağınık bir şekilde olur ve darmadağınık bir şekilde olmaya devam eder. Artı morali de bozulur insanlar. Moral de bozulduğu zaman da ne oluyor? Moral de bozulduğu zaman psikiyatrik hastalıklar işte çocukların için ateş ettiydi, öldürdüydü. O onun için tecavüz ettiydi. O bilmem ne olduydu. Çok arttı onlar da. Çok artacak. Ve daha da artmaya devam edecek. Çünkü bu bir sosyal olarak da dünyada iki pandemi vardır. Şu anda COVID-19 salgınının yanında dünyada büyüyen ikinci bir pandemi vardır. O da ruh sağlığı pandemisidir. İnsanlar çok hızlı bir şekilde psikiyatrik olarak hastalanmaktadırlar. Çok ciddi oranda. Yani %20 ise hastalanan insan sayısı %40'a çıktı. Hafif vakalar ağırlaştı, ağırlaşanlar da patlayarak geliyor şu anda. Ben inanır mısınız benim telefonum başbakandan daha yoğundur şu anda. Yani bazen bakıyorum bir televizyon programı çıktıktan sonra 20 tane kırmızı numara beni arar ve çoğunda psikiyatrik olarak yardım isteyen insanlar oluyor. Ve gerçekten Kıbrıs Türk halkı da psikiyatrik olarak zor durumdadır. Sebebi de zaten geçmişte yaralıdır. Evet. Zaten geçmişte %23 gibi bir dünyadaki en çok 10 ülke arasında depresyon vardı. Ansiyete oranı dünyadaki en yüksek oranlardan biriydi. Psikolojik travma oranımız gene dünyadaki en yüksek oranlardan biri. Uyuşturucu 3 kat fırladıydı. Kumarda dünyada 4. sıradaydı. Şimdi nedir uyuşturucunun durumu? Şimdi hiç ölçmedik pandeminin sonrasında bakalım son durumuna. Yani, bulamazlar da galiba şu anda birazcık kurum tarafından Türkiye'den gelişler azaldığı alkol için. Alkol uyuşturucunun arttığı bir dönemdir bu dönem. Artar. O trafik durmaz. Özellikle alkol ve uyuşturucu artar. Aile içi şiddet %40 arttı mesela. Uyuşturucu ve alkol de artar şu anda. Dünya Psikiyatri Örgütü söylüyor bize bunları şu anda. Evet. Yani bizde şimdi biz en son araştırmamız 2019'daydı. Yani bu yeni dönemde yaptığımız bir saha çalışması çok yok. Acil. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 5-6 hastalık arttı, depresyon arttı, ansiyete bozukluğu arttı, gelecek kaygısı arttı, evet. travma arttı, intiharlar arttı. Aile içi şiddet arttı ve alkol uyuşturucu kullanımı evet. arttı diyor. Yalnız geçmişe göre özellikle mesela bu saydıklarınızda tedavi şeyi de yükseldi değil mi artık? Şimdi tabii tedavi. Mesela ilaçlı daha tedavi. Çok psikolog, daha çok psikiyatrist var şu anda. Evet. Şimdi bunların eğitimleri de eskiye göre deli doktorluğundan artık normal herkesin gidebildiği değil mi? Psikoterapi dediğimiz evet. konuşma tedavisinin de arttığı, ilaçların seçeneklerinin de arttığı. Tedavi merkezlerimizin de arttığı yeni bir döneme girdik. Biz de zaten yani bizim yarıştığımız grup da şeydir ya, falcılar büyücülerdir. Psikiyatrinin gelişmesi çağdaş toplumlarda olur. Bizde olmaz. Psikiyatrist geriliyorsa var mıdır falcılık, büyücülük falcı bilmem büyücü. Ne. Çok. Var. Falcıların yani normal doktordan fazla kazananı var. Yani o falcılık, büyücülük, hurafecilik, enerjicilik bilmem neler dolu yani. İnsanlar kendi sorunlarını yapmaya. Şu anda çok ciddi bir ekonomik sıkıntı da var. Yani tabii. o bile tek başına psikiyatrik evet. problemi yaratıyor. Güzel de bir iş alanı yani ben de düşünüyorum.
Şey alalım sizi de master alalım, eğitim alalım, hiç yok, olmasın. Ben direkt yani psikoloji güzel bir alandı. Büyücülük, işlerine isterim girelim. Onları şimdi bu okuma mesleki var. Anlamda tabii mesleğimiz zevkli bir görünür ama çok tehlikeli bir meslek. Tabii. Yani onu da biz birkaç defa ölümden de dönmüş insanlarız. Yani şey açısından bazen çok ağır hastalar oluyor. Evet. Ben rehin alındığımı hatırlarım hastanede. Hastaların isyan edip rehin alındığımız dönem vardır Bakırköy'de, Rusiner'de. Evet. Kaldığımız dönemde. Acayip böyle göstermesin tabii. Şeyler geldiğimiz dönem var. Yani böyle çarpışarak geldik diyelim. Bir noktaya kadar geliyoruz ya. Başka branşa benzemiyor psikiyatri. Evet. Mesela gidiyorsunuz bir tacizciyle, tecavüzcüyle, cinayet işleyenle de siz değerlendirme yapıyorsunuz psikiyatrik olarak. Belki ceza ehliyetini, hukuk ehliyetini siz belirliyorsunuz. Muayenesini, tedavisini evet. siz yapıyorsunuz. Sonuçta yalnızca mağdurlar gelmiyor bize. Yani bu saldırgan da size geliyor. En ağır hasta bile, polis bile alıp size getirir siz tedavi edesiniz diye. Evet. Ekonomik sıkıntılar psikiyatrinin işini en çok artıran sıkıntılardır. Tabii, günümüzde. Kesinlikle. Yani psikoekonomi diye bir saha var. Hiç yani, duydunuz mu? Psikoekonomi. Yok. Yani ekonomiyle psikolojinin ilişkilendiği saha var. Evet. Amerika'da yapılan çalışmalarda %1 enflasyon arttığında suç oranlarının ve psikiyatrik rahatsızlıkların arttığını söylüyor. Biz de burada en az 4-5 çalışma yaptık. Yani banka zedelerin psikolojisine baktık. Oradaki psikolojinin nasıl arttığına baktık. Son ekonomik krizle ilgili de bir arkadaşımız, bir master öğrencimize geçmiş, bu dönemdeki döviz değil ama bir önceki, bir yıl önceki o döviz krizinin de ekonomik olarak insanları depresyon ve travma yarattığını ve intihara sürüklediğini, oranının arttığını yani gördük. Ne kadar çok etkileniyorsa kişi ekonomik olarak. Ben şöyle düşünün, yani bir hastam vardı, pandemi döneminde beni aradı. Telefonla aradı beni. 200 bin euroluk yatırım yaptım ama tam yatırdığımda pandemi patladı. Elimde kaldı. Borçlarım, şeylerim ödeyemez. İş yerimi de açamaz oldum. İntiharı düşünüyorum diye beni aradı. Şimdi dolayısıyla ekonomik bunalımlar insanları, tabii ki ekonomik krizler, psikiyatrik hastalıkları artırıyor. Gene başrol oyuncusu depresyon, anksiyete, psikolojik travma ve intihar. Yani bunlar hepsi ekonomik sorunların da sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Hele bizi Kıbrıs Türk'ünü düşünün. Şimdi Türk lirası karşısında dövizinde böyle artması. Tabii adam sabah gece yatıyor. Şimdi ödeyemeyeceği çocuğun bu sene bu ay taksidini sizin, diyor. Sabah %16 zam yiyor. Sabah da %10 yani aynen sizin de, şimdi de yani sizin dövizle ödemeniz Türk lirası karşılığında. Evet. Siz o döviz aldığınız atıyorum 500 sterlin borcunuz var. 4500'daydı. Şimdi artık 5500 oldu. 1000 arttı diyelim bu evet. yükseldiği bu dönemde. Ne yazık ki. Ve sizin maaşınız gene aynı. 1000 lira arttı artışınız. Döndün bir de sabahleyin kalktın %15 i̇şte, elektrik zammıyla uyandıysa. Yarın yani düşünsene yediğin darbe, sağdan yiyen, soldan yiyen, ortadan yiyen. Şimdi o yüzden sen şimdi oturduğunda buradan da dönen bir siyasetçi karşı tarafta saçmalarsa veya net konuşmazsa zaten öfkelisin. Evet. Yarınki yani yazımda yazım uyurken yoksullaşan insanların yaşadığı ülkede ekonomi canlanacak diye açıklama yapmamak lazım. Çünkü bu defa ne olur küfürle karşılık gelir. Yani ekonominin canlanması için ne oldu ki yani yarın sabah? Uyurken ya şimdi bir şey insanlar söyleyeyim. Yoksullaşmamalı. Yani gerçekten yani şimdi ekonomi ne olacak da canlanacak? Sen Türkiye'den para aldın, onu da borca yatırdın şu anda, iş borca. Şu anda elinde para yok, elinde sen şeyleri 1500'leri bile doğru dürüst ödeyemiyorsun. Evet. Vergi reformunu, tarım reformunu bilmem neyi de yapmış da değilsin. Ki desem sen oradan bir para buluyorsun. Yani yeni bir şey var elinde. Yani gökten zembille mi iniyor bu ekonominin düzelmesi nasıl oluyor? Hani gerçekten ekonominin düzelmesi şu mudur? Mesela %15 zam açıklaması var bugün elektrikle ilgili. Ekonomi böyle mi düzeliyor? Hani ben mi göremiyorum? Yani benim anlamadığım bir şey mi var?
Yani biri mesela şu anda ekonomi daha iyi gidiyor, harika olacak, bilmem ne olacak diye söylediğinde o ekonomi düzelmiyor. Evet. Yani bunu bize sizin dediğiniz gibi net olarak söylüyor. Şunu söylese anlarım ben. Ben tekrar söylüyorum. Kafamın içinde bütün vergilerin kaldırılıp KDV ile vergilerin alması bir reform var. Ben bundan size para toplayacağım desem, en azından dersiniz ki adamın bir bildiği var. Oturduğu bir yöntem belirledi. Ve gerçekten var mıdır yoktur diye tartışalım. Şimdi biri bana karşıma geçiyor ve diyor ki bu ekonomi düzelecek. Ben de soruyorum neyle düzelecek? Kim düzeltecek bunu? Nasıl bir öneriyle düzelecek? Lafla mı düzelecek bu? Yani nasıl olacak bu? Faizler mi düşüreceksin? Büyük bir petrol kuyusu mu buldun bir yerde? Benim bilmediğim bir şey mi var ortada? Diye soruyorum. Ya da büyük bir başka bir Avrupa Birliği'nden bir ekonomik yardım mı aldın? Ne oldu? Gittin Hiçbir bir şey yok. yerden bir şey mi oldu? Yani ben göremiyorum. Yani ekonomiyi nasıl düzelecek? Tarım reformu mu yapacaksın? Ne yapacaksın? Vergi mi reformu olacak? Bankaların faizlerini bir şey mi yapacaksın ve bu mu düzelecek? Ne olduğunu bir şey Mümkün. söylesin ama başka bir soru daha sorayım. Ben bu UBP'den daha küçük bir parti olan oy oranı açısından TKP'de ekonomi komitesi toplantısı yapıyorum. Sağdan soldan ekonomistleri çağırıyorum. Bana fikir sunsun. Yani ola ki bir gün iktidara gelirim diye. Bir önümü bileyim. Yani ne olabilir, do neler, bu ülkede neleri düzeltelim. Ben partimde ekonomi komitesi toplantısı yapıyorum. %3 aldım en son. Ben soruyorum bu %35'lik, 30'luk UBP'de, CDB'de bir ekonomi komitesi toplantısı yapıldı mı? Bunlar için ne yapılacak diye. Ben soruyorum şu anda başbakanın ekonomi komitesi var mıdır? Türkiye'ye gittiğinde yanında ekonomi bir danışmanları var mıydı? Kimlerle gitti yanına? Neyi Vardı tabii. Maliye tartıştı? Bakanı müsteşar oradaydı zaten. Ya teknik adam şeyi Ha, evet. söylemiyorum siyasetten. Danışman olarak Ben yani. profesörler kimdir yanında? Doçentler kimdir? Bu 30 tane üniversite var. Kimden yararlandı? Bir ekonomik projeleri var mıydı? Daha önceden bir tartışmaları oldu mu? Kimden fikir aldılar? Kimdi bunları götüren? Yoksa Türkiye'nin karşısına gittik böyle ezik bir şekilde oturduk ve ya uzattılar bize ekonomik paketi ve imzaladık mı? Bunun içinde bizim de bir önerimiz var mıydı? Giderken bir proje götürdük mü? Yoksa ben şimdi dikkatimi çektim. E-Devlet'e sarıldık şu anda. E-Devlet yürüyecek, yollar yapacak bilmem ne. Türkiye bir ekonomik paket koydu. Ya sen tartıştın mı burada bunu? Bir ekonomik komiten var mıydı? Evet. Kimdir doçentin, profesörün yanında ekonomik danışmanların ve sen bunu götürdün diye de bakıyorum. Muhalefete bakıyorum. Çok kısır bir döngü. Gerçekten bakarım bu tartışmaların içinde zengin olmayan, öneriden uzak. Yani güzel, süslü sözler ama altı boş. Ne yazık ki. Yani ben şu anda muhalefete bakıyorum. Derim ki bu Kudret Bey, bu Tufan Bey falan ne öneriyorlar bize yani şu anda? Buradan çıkacaksak nasıl çıkacağız? Şöyle de bir role de girmeleri de canımı sıkıyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Bir bakarsınız bu adamlar ekonomiyle ilgili, şeyle ilgili, paketle ilgili gösteri yaparlar ama korkak bir gösteri. Evet. Ya sen kardeşim karşı mısın değil misin ya? Aman ola ki biz gelebiliriz bir gün hükümete. Hem karşı gibi görünelim Hem de diğer hem de görünelim. diğer taraf. Tabii yanlış da anlaşılmayalım. Hangimiz anlayabiliyor ki Sayın Çakıcı diyor Evet. Hüsnü Emel üzerine hesaba ne kitaba uyar sözde kalır. At alabildiğin kadar diyelim geçelim sinir sistemimiz alt üst oldu Evet. diyor. Büyücülük çok yaygındır, üfürükçülük de başladı diyor. Ve Anladım. bundan medet umanlar da çoktur diyor Cengiz Buselay. Ne yazık ki İlginç. merhabalar Hasan Küçük selam ediyor bize Metin Emirali Bengüsü. Bir anın sütten ucuz olduğu bir ülkede yaşarık. Evet. Ben yani bu galiba Evet. uzun süredir benim kullandığım bir cümle oldu uzun süre. Ve bunu da şöyle ifade ettim. Yani arkadaşlar benden önce kullandıysa beni affetsin. Çünkü Evet. ben son birkaç aydır bunu dilime çok doladım. Bir anın sütten pahalı olduğu bir ülkede hiçbir şey beklemem ben. Evet, ne yazık Yani ki. bu ülkede eğer sütü, elimi, ekmeğin alacak insanlarımızın alkol daha pahalıysa ve temel gıda maddeleri insanların daha pahalıdır. O yüzden hiçbir şey olmaz. Haziran erken seçim tarihi tartışması var. TKP nerededir? Hazır mısınız Buradadır. yani?
erken seçim yani doğru olan şu anda hiçbir parti hazır olmaz sevgili dostum. Evet. Ama bir seçime TKP girecek mi? Evet. Hı. Yani bir TKP hazırlanacak. Sorarsanız bana ben dün akşam İskele'de toplantı yapıyordum. Aday tespit çalışması da yapıyorum şu anda. Örgüt kurultaylarımı, kongrelerimi de tamamladım. Yüksek Seçim Kurulu'na ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdik çalışmamızı. Biz çalışmamızı yapıyoruz. Tabii ki 2018'den çok daha güçlü hissediyorum kendimi. Çünkü neden? Belki de bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Yani bu kadar kötülüğün ortasında tek denenmemiş kalan, son seçimlere giren tek parti biziz. Denemedikleri tek kişi de Mehmet Çakıcı'dır hükümette. Evet. Onun başkanlığındaki TKP dışında YDP denendi, Halk Partisi denendi, CTP denendi, TDP denendi, UBP zaten... TDP ile yeni bir nikah konuşması nikah olur mu? Benden duyun, rahat olun o konuda da. Ben TDP de benim kurucu başkan olduğum bir partidir, evet. TKP de öyle. Bu iki partinin beraber hareket etmesi gerektiğini, gerek birleşme gerek ittifak konusunda defalardır çağrım var. Fakat TDP yönetiminde bulunan bazı arkadaşlar ve başkanı ve belediye başkanı olan arkadaşımız hiçbiri bir kımıldama harekette bulunmuyor. Yani sanki de küçük olsun benim olsun yaklaşımıyla davrandıklarını görüyorum. Bunu partiye zarar verdiğini görüyorum. TDP'nin küçülmekte olduğunu görüyorum. Bununla ilgili farkında değiller ama bölgeleri gezerlerse görecekler. İki, Akıncı'nın seçiminden medet umduklarını görüyorum. Yani o kalan şeyin etkisi olacağını ve dörtlü koalisyondaki bu kötü hükümet deneyiminin örtüleceğini varsayarak yollarına devam etmeye çalışıyorlar. Bunun yanlış olduğunu görüyorum. Doğru olanın ülke menfaati açısından da birleşerek, beraber hareket ederek yol haritamızı birlikte seçmemiz gerektiğini söylüyorum. Mehmet Çakıcı'ya düşen bir fedakarlık varsa da ben bu gerekli katkıyı koymaya hazırım diyorum. Ve o yüzden de TKP olarak da solda beraber hareket edeceğimiz güçlerle birlikte hareket etmeye de hazır olduğumu da defalarca söylüyorum. Sizin basınınızı da söylemiş olayım. Çok sorun bizde değildir. Evet. Sorun TDP tarafındandır. Birleşmenin önünü tıkayan bazı arkadaşlarımız var orada. Ondan kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Nereye gitse gelse TKP ve TDP bir gün birleşecektir. Bunun için de elimden geleni yapacağım. Evet. İnşallah diyoruz. Biz de kolay gelsin Sayın evet, Çakıcı. Çok sağ olun. Çok teşekkür benim için de çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Sizin de zor durumda kaldığınız kısa bir dönem oldu. Evet. Bir atanma söz konusu oldu. Evet. Sonra Cumhurbaşkanlığında. Evet. Sayın mağdur olduğunuzu şahsım olarak düşünüyorum. Bu anlamda da haksızlığa uğradığınızı da düşünüyorum. Bunu da bütün insanlar önünde bir duruş sergilemem gerekiyorsa onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun Sayın Çakıcı. Evet, Kanal T'den ayrılmıyorsunuz. Bilal Kel burada. Hasan Koç burada. Rabia burada. Örsan'la açtık biz programı tabii ki. Örsan gitti. Programı sonlandırıyoruz Sayın Çakıcı'ya teşekkürlerimizle. Yarın sabah 07.30'da buradayız. Yarın öğleden sonra programımız yok ama sabah 07.30'da konuğumuz yok. Sizler de telefonla isterseniz yarın bağlanın. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.